Hepinize selamlar dostlar. Primal Fear'in yeni bir bölümüne de hoş geldiniz. Bugün sonunda Speed Boss'unu keseceğimize inanıyorum. Bak bugün inanıyorum. Hani ihtimal de vermiyorum. Direkt ben bence keseceğiz. Çünkü ordumuz bu şekilde. İki tane Manticore da bize eşlik edecek. Bugün havadan saldıracağız. Eğer hani olur da çok düşük ihtimal bence. Yenemezsek karadan saldırmaya çalışacağız. Ama bugünkü ekibimiz bu kadar. Şimdi eğer bunlar iş yapmazsa evde Griffin ordusunun kalmasını istiyorum. Yani en azından birkaç tane Griffin falan kalsın ordu yapacak kadar. Bunların her birini evde bırakacağım. Bunlar ilk nesillerdi. Bunlar 3. 4. nesil falan. Bunların seviyesi daha yüksek ve statları da daha iyi. Aralarında mutasyon olanlar da var. Ama hiçbir türlü renk mutasyonu olmuyor. Stat mutasyonu yaptık yanlışlıkla. Şimdi ben bunların her birini seviye basmak zorundayım. Ekstradan pot da basmak zorundayım. Sonrasında boss'un yanına giderken acaba nasıl olacak? Oyun falan çökecek mi? Onu düşünüyorum şu anda. Ya oyunun çökmemesi için şu şekilde yazıları kapatıp açabilirim. Bu sorunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Şimdi Ark Ascended'da bir tane mod paketi gelecek ya. Ya gerçi yüzlerce mod paketi gelecek. Neyse işlerinden bir tanesi açıklandı. O bir tane mod paketinin içerisinde trenler, işte Oasis adlı hayvan falan. Ya birçok eklenti var. Eklentiler gayet hoşuma gitti. Yani oyunu çok çok zenginleştirecek bir şey. Gayet güzel haber bu. Ama 50 dolar mı ne? Yani fiyatına yanlış bakmadıysam 50 dolar yazıyordu. Şimdi ben bunu denemek için %100 alacağım da 50 dolar ne kadar yapıyor onu da bakmam lazım. Oha! 1604 lira mı ne yapıyor? Tamam ben onu galiba alamam. Ya çünkü paketlerin her birini almak istiyorum. Çünkü hani içerik çıksın, sizleri tanıtayım, göstereyim falan gibisinden. Veya serilerimle kullanırım. Hani zenginlik ve eğlence katar bize. Ama 1600 lira çok fazla ya. Yani gördüğüm şeye göre yürüm yaptım. Orada 50 dolar yazıyordu emin değiliz. Fiyatlar konusunda 50 dolar olmayabilir ama öyle bir rakam olursa bittik yani geçmiş olsun şimdiden. Bas bunu. Her birine 10 milyon can, geri kalanın hepsi hasar şeklinde vereceğim. Şimdi Spirit Ejderhası'nı yukarıdan saldırmak en mantıklı olan. Çünkü bildiğiniz gibi Spirit Ejderha bir tane topçuk atıyor ve o topçuğu tutturduğu zaman muazzam hasar vurmaya devam ediyor. Yani topçuğun çarptığı yerde hani bir 10 saniye daha hasar vermeye devam ediyor. Bu demek oluyor ki karada savaşmak bizim için daha riskli bir şey. Havada savaşmak daha avantajlı. Ama şimdi bu avantajı biz yitirdik gibi bir şey. Çünkü elimizde yani 30-40 tane falan griffin var. Şimdi 30-40 griffin bir tanesini mutlaka çarpacaktır. En azından ben öyle düşünüyorum. Ya %90 şu an fikirlerim de işte video öncesinde o kadar emindim ki. Sizlerin de galiba bugün pazar günü siz bu videoyu izlerken. Yarın sınavlar başlıyormuş, sınav haftası geldi. Ya sınav haftasında video atmayabilirim ama kafada atmak isterseniz de video atabilirim. Arka gelecek mod paketini şu an videonun arasına sıkıştırmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten de çok güzel şeyler gelecek. Umarım optimizasyonu falan hepsini güzelce yaparlar. Zevkle kullanabiliriz. Evet, Ark Ascender'a gelecek mod paketimiz karşımızda. Community Crunch. Basalım bakalım neymiş diye. Ark Ascender logosunu çok güzel yapmışlar orada. Buradan aşağı indiğimiz hayatta kalanlar competition'ın etrafında toplanın. Oynayan herkesin bir arkta karşı. He burada bir tık boş yapıyorlar bu yüzden tam bakmayacağım. Bizi ilgilendiren şey fotoğraf. Hem erkek için hem kadın için. Yani iki cinsiyetin de kullanılabileceği zaten özel şeyler gelecek. Yani kıyafetlerden bahsediyorum. Ne bileyim boyunluk atkı falan var abi, eldiven var. Eldiven kaç çeşit olacak acaba? Onları da merak ediyorum. Bak bunlar için bile şapka yapmışlar. Bunların yanı sıra şapkalar da gelmiş. Yani Red Dead Redemption'da havası falan da veriyor aslında. Ek kuşa binersin dolaşırsın bu şapkayla. Yani benim hoşuma gider aslında. Öyle bakacağım. Bu ekranda gördüğümüz her şey gelecek. Tabi buraları map. Bunlar farklı bir şey. Asıl konuşmamız gereken konular. Bak mesela bir tanesi bu uçan balon diyebiliriz bunu. Tek kişi kullanabiliyor olarak görünüyor. Ve bunun hızı çok fazla değildir. %100 değildir. Çok yavaş olacak bu. Ama en azından bir kişilik. Acaba bu zeplinle şey tutabilecek miyiz ya? Bir canlıyı alıp bir yerden bir yere taşımak falan. Ya o tarz şeyler olursa aslında güzel olabilirdi. Yani birden fazla işlevi olsa bence çok güzel olur. Sadece tek bir kişiyi taşımasın. Alttan ne bileyim ip sarksın. Filmlerdeki gibi falan. O ipi hayvana takalım. O şekilde götürelim bir yerden bir yere. Çok kullanışlı olurdu. Bunun dışında Rock Drake'e de gözlük gibisinden bir şey. Eğri yenilenmiş aslında bildiğimiz. Ve silahların görünüşü de değişmiş onu fark ettim. Gözlüklerdir. Abi çok şey gelmiş.
Yanlış bilmiyorsam fiyatı 50 dolar olacak bunun ama emin değilim. Yani tamamen kafadan uydurma. Yani umarım bir 5 dolar falan olur ki hiç ümidiniz olmasın. 5 dolar diye bir şey yok. Olmaz yani, imkanı yok. Oasis adlı canlı gelecek, herkesin çok OP dedi. Diyelim ki bir hayvanınız öldü. O ölü hayvanınızı Oasis ile beraber canlandırabileceksiniz. Ya hayvanlarınız hiçbir zaman ölmeyecek. Öyle bir şey var. Üst tarafı çok geniş olacak. Oasis'in üstünde farklı bitkiler yetişecek vesaire. Yani Oasis'in üstünü tarım arsası olarak da kullanabileceksiniz. Su birikintisi falan var mı bilmiyorum ama umarım vardır. Bunun dışında tren gelecek. Yani tren oyunda berbat olacaktır. Çünkü Ark Ascent zaten optimizasyon sorunlu bir oyun. Bir de bunun geldiğini düşünsene. Mesela bu raylar sadece düz alanlara mı atılacak falan. Ne bileyim, ben Luna Park'taki gibi şeyler yapmak isterdim. Bu yük treni, yani buharla çalışan bir trene benziyor. Bak arkasında kasa falanlar. Ya bu zaten loot yapmak için gibi bir şey. Evet, %100 loot için, yoksa neden koysun adam? Bu rayları dağın en üstünden en aşağısına kadar çekmek isterdim. Mesela dağdan aşağı doğru inerken tren ivme alsın, hızlansın tarzı şeyler çok hoşuma giderdi. Ama o tür şeyler büyük ihtimalle olmayacaktır. Sadece düz bir alana atılacaktır diye tahmin ediyorum. Yani tıpkı taş zemin gibi falan. Onun atılabildiği yerlere bunlar da atılacak. Bunun yanı sıra ek kuş. Yani çok farklı bir şey ben göremiyorum. Hatta hiçbir şey değişmemiş. Bırak direkt farkı. Tren geliyor, Oasis geliyor. Bu Zeppelin'in en beğendiğim oldu. Bunun yanı sıra bir de Velenosaurus'u ekstra eğer gelecek de. Şöyle bir yakınlaştırabilir miyim bunu? Bekle, Jeterli. Ne diyorsun ya? Yok. Heh tamam, şu anda yakınlaştırdım. Bak eğri görüyor musun? Üst kafasını komple olarak kaplıyor ve buralardan boynuzlar da çıkartmışlar. Bu eğrin eklentisi normalde hayvanda yok. Zincirle tutuyorsun ip yerine veya deri yerine. Tamam, güzel olmuş. Yani araba da gelecek. Arabayla tren konusunda bilmiyorum. Hani modun fiyatına değer olması için çabalamışlar yenilik getirmek için vesaire. Çok da güzel olmuş ama düzgün bir şekilde optimize edildiyse bunlar zevk verir. Yani Ark'taki şu an tek üreticiyle üretilen arabayı biliyorsunuz. Tekerlekleri bile dönmüyor. Zaten sesi de ayrı bir olay. Yani berbat. Kullanılmayacak durumda. Ya, arabaya baktığında aslında Mad Max havası falan var. Önüne böyle şeyi yaptıkları için onu söyledim. Mad Max filminde de aynen bu tür şeyler var. Ya tekerlekleri düzgünce dönsün. Bunun yanı sıra arabanın sesi iyi olsun. Bana yeter açıkçası. Bak yeni bıçak şeyleri falan da var abi. Çok güzel olacak ya. Bak yeni dürbün de eklenmiş. Çok güzel. Bakalım, bekleyip göreceğiz fiyatı ne olacak falan diye. O zaman şimdi ise videoya geçelim. Sanırım mouse'uma makro falan atamam lazım. Çünkü çok uzun sürdü. Bunların hepsine 88 seviye vermek, sonra pot basmak falan inanılmaz uzun bir iş. Neyse, en sonunda tamamladım. Ben Manticore'a bineceğim, o şekilde ayarladım. Bak bekle, Saatika bastım. Saatika tutturursak fazla vuruyoruz. X'imiz. Bekle. Tamam, X ve Saatika. Ben bunlarla saldıracağım. Üstümdeki yine değersiz malzemeleri buraya atayım diyorum. Mesela Primal Metal, at bunları. Bunları da at kesinlikle. Bu da gitsin. Sen kal. Yo git. Bu bayıltıcı da gidiyor ve bunu kullanacağız. Hayvanı kestikten sonra direkt ben yeni spam olacak. Aslında bir tık kötü olmuş Primal Fear'da ama olsun. İşe zorluk katıyor, eğlence katıyor. Bu arada şey taktikleri işe yaramaz. Ne bileyim, Dire Wolf'la ejra yeri indir, sonra Mesopotamus'la bir dışkın at, hayvan ölür falan. Yani öyle bir dünya yok. Biz onun başka türlüsünü yapacağız ama neden Mesopotamus'la kesemeyiz onu anlatayım. Şimdi ejra sana bir tane yuvarlak tutturduğu zaman sen direkt ben haritadan siliniyorsun. Yani pot bile seni kurtarmaz çünkü senin canından daha fazla hasar vuracak sana. Ya pot dayanmaz, yetişmez. Hiçbir türlü mantığı yoktur bunun. Hani ancak 30-40 tane Mesopotamus'la falan saldırırsın, öyle bir şansın olabilir. Aynen bizim şu anki yaptığımız gibi. Eğer bu ekipleri yenemezsem şu şekilde yapacağım. Celestial bir tane canlı ile ejderha yere indireceğim. Daha sonrasında 15-20 tane Reaper yapacağım. Reaper'lar sağlam hasar vuruyor. Reaper'ları kullanarak o şekilde keseceğim. Yani bu taktik çok işler mi bilmiyorum ama en çok ümitli olduğum taktik bu işte ya. Deneyeceğiz bakalım. Çocuklar, hepiniz beni takip edin. Umarım bilgisayar çökmez. Allah, biz bittik. Ben nasıl hareket edeceğim abi böyle? Çocuklar bir durun. J'ye bassam herkes takip edecek. Allah. Keşke savaş yerinde mi kozalamasaydım acaba bunları. Bir de unutmadan oradayken şeye basmamız lazım. Yani dinozor gruplarını ayarlamamız lazım. Yoksa benim ıslıklar biliyorsunuz nuk tuşlarından dolayı çalışmayacak. FPS'im 150. Aa, Bekir'imden daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Hayvanların ortalama canı 10 milyon. Hasarları da 3000-2500 falan civarlarında. Çocuklar bir takip. Biz
böyle nasıl gideceğiz acaba? Son 3 tane kaldı. Bunlar beni araya almadım. Gidelim çocuklar. Geliyoruz. Evde kalan yok. Ha yok, tamam, güzel. Şimdi buradan gideceğiz. En son neredeydin acaba sen ya? Maşallah uzun iyiymiş. Bekle. Şu dinozor gruplarını düzenlemem lazım. Hayvanları hedefe saldırı alacağım. Bunu yapmazsak savaş başlamadan biter. Çocuklar. Herkes. Herkes nerede? Ne? Sakın yok olduk demeyin. Hayır 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 hayır. Neredesiniz? Çocuğum ne yapıyorsunuz siz burada Allah aşkına? Gel gel. Tamam, yavaş yavaş gideceğiz ya, riske girmeden. Gelin böyle biraz biraz. Arada bazıları yok mu oluyor, bana mı geliyor? Aa, savaş bence başlamadan bitti ya. Vallahi biz bittik. Adam suya girmiş abi, nasıl başardın sen onu, helal olsun. Herife saldır. Herife saldır. Tekrardan. Tamam. Arka tarafı görüyor musun kanatları? Arkamda motor varmış gibi duruyor. Nerede acaba bizim hecire? Buradan gideyim. Tamamdır, bizimkinlerin hepsi herife saldırdı. Tekrardan kontrol etmem lazımdı. Ya siz hepiniz bu kadar mısınız? Bir geriye dönüp bakacağım. Çünkü cidden çok yavaş yer. Bir arkada bıraktığımız olabilir. Çocuklar. Tamam, arkada kimse kalmamış. Buradan devam. Çifte hiç basmayacağım. Baksana adam burada durmuş ya. Kardeşim sen hareket falan etmiyor musun hiç? Ya ben ejderhayı böyle aramak yerine acaba neden şöyle bir şey yapmadım? Buradan Spirit ejderha diyeceğim. Yine yüklenmesi 10 saniye falan sürüyor. Hadi artık. Tamamdır, geldi. Spirit. Vurum yazdık. Bize Spirit Guardian. Spirit Guardian 171. Bu mu ya bizimki acaba? Bekle, bas çarpı. Merhaba. Evet, bizim kesinlikle bu. Hazır mıyız? Geride kimse kalmasın. Çok fazla hayvan olunca bug'a giriyorlarmış. Bir kez daha test etmiş oldum. En azından havada uçanlar. Karadakiler gayet iyi hareket ediyor. Çocuklar. Bu adamı tutun. Tut tut tut. Tutun bunu. Neredesin? Dur. Abi uzaklaşıyor musun ya? Hayır. Tutun bunu. Tutun bunu. Tut. Tutsanıza. Allah tutturacak bize. Abi sen ne diyorsun? Ne? Ya zaten çok gülesim var için, çünkü çok uğraşmıştım hayvanlar için. Ben en başında demiştim şuradayken, hatırlıyor musunuz? Çok fazla canlımız olduğu için hani tutturma ihtimali çok yüksek. Ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum yani. Evet. Bir planımız neydi? Evet, video dışı mesai başlayacak. Ben bir 2-3 saat falan geleceğim büyük ihtimalle. Şimdilik bay bay. Ses deneme. Tamam. Artık son çare olarak. Bak, Reaper'ları aldım. Herkesin gönlü olsun diye her şeyi deneyeceğim. Öncelikle Reaper'lar çiftleştirilmiyor, benim çok sihirimi bozdu. Her birini ayrı şekilde kesmek zorundasın. Yani şimdi Spirit Guardian boss'una topluca saldırmak inanılmaz mantıksız bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Nereden geliyor ses ya? Eğer topluca dolaşırsan o hayvan sana bir tutturursa her şeyini kaybediyorsun. Yani tamamen kumar ve düşük bir şans zaten bu. Ya kazanmamız düşük bir şanstı. Bu hayvana 2-3 kişi falan saldırmak gerekiyor. Veya tek kişi, elimizdeki en hızlı, en kıvrak. Yani en çok hasar vuran canlı da Argent şu anda evimizde. Ya Manticore'u alayım desem çok hızlı değil, bir şey değil falan. Direkt ben tek yiyecek, ölecek. En azından bununla kaçarım. Bak görüyor musun? Statlarını bu şekilde yaptım. Böyle. Yanıma şunlardan da aldım. Bunları denedim. Bunlar çalışıyor. Bak stamina şu anda bitik ya. Bastım. Bak nasıl doluyor. Abi bu çalışıyor. Ama Origin canlılarla savaşırken bu hiçbir şeye yaramıyor. Bilginiz olsun. Origin bacak kırımı bundan üstün geliyor. O yüzden işe yaramıyor. Yapacağımız tek şey bu altındaki hayvan B planı. Hayvanı çekmek için uğraşacağım. Bekle. Bas yeterliceği. Tamam. Şurayı bir temizleyelim. Abi ben bu hayvanla içinden geçirim diye düşünüyorum. Ki çok düşük ihtimal aslında ya, bilmiyorum. Ne derece kaçabileceğiz, ne yapabileceğiz falan. Bilmiyorum hiç. Vallahi bu zormuş. Ya topluca saldırma işini unutun. Her türlü her hayvanla ölürsünüz. Ay Mesopotamus'ta falan saldıralım desek o hayvan bana tutturacak. Ya Mesopotamus'un belli bir hızı var. Belirli bir canı var falan. Yani öyle olmaz. En mantıklısı uçan bir canlıyla, bana hala öyle geliyor.
Şimdi burada her şeyi ayarlayacağım. Elimizde Celestial Direbear'lar var. Onlarla da bir plan yapacağım. Bekle. Önce bir A takımını oluşturalım. 3 tane takımımız var. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Tamam. Bekle. Belirli aralıklarla koyacağım. Ki hepsi bir anda ölmesin. En azından bir tanesi, iki tanesi falan hasar vursun hayvanların. Ya artık bunu istiyorum. Tamam, buraya da attık. Bekle. 1 kilometre uzaklık var. Aslında bir tık yakın koymuşum. Bunu da şöyle koy. Tamam. Yani bu savaşı da kaybedersem büyük ihtimalle bir daha uğraşmam. Reaper'larla falan. İşsizlik yani bu. Uğraşılmaz. Celestial Argent ordusu yapayım desem yine aynı şey olacak. Topluca dolaştığımız için kafadan tek yiyeceğiz yani muazzam bir şekilde. Bunu hiç hesaba katmamıştık. Ama ölmesi de gayet eğlenceliydi ya. Ölürken ben zevk aldım açıkçası. Sadece şey bir tık sinirim bozuldu. Çok uğraştırdığı için. Tek sorun bu. Tek sorunumuz bu. Attım bunu da, bekle. Şimdi Reaper'lar bu şekilde. Elimizde kaç tane Reaper kaldı hemen bakalım. Reaper. Bundan sonra tamam. 4 tane Reaper'ımız kaldı. Onları da uzağa yerleştireceğim. Şöyle. Her türlü gelip saldırır zaten. Öyle tahmin ediyorum. Bir tanesi buraya. Bak, bir tanesini de buraya atacağım şimdi. Karıncalar, siz ciddi misiniz ya? Bu Spirit Boss'tan nefret ettim ciddi anlamda. Bir de öldürünce evcilleştirilebilir versiyonu evcilleştiremezsek eğer. Yani Alt F4 falan atarım galiba. Tamam, beni salın. Bekle, daha geri gel. Bir tık bitişik koymuşum, kötü olmuş. Orada ne ya? Bak, kendim için pot falan da yaptım. Bas 0, 67 tane var. Ye bunlardan da, göm. Koy bir tanesini de şuraya. Bak, plan muazzam işleyecek ya. Tamamdır, şimdi geldik Celestial ayılara. Bunların her birine yapmaya pot yedirmem lazım, tamam. Bunların her birine full art full can verdim. Çünkü başka yapacak bir şey yok. Bu hayvana hasar verilmez. Gerçi 35 milyon değil mi? Aynen, 31 milyon canın var. Her türlü tek yiyecek aslında, boşuna seviye bastım. Ama olsun, bak şöyle bir iki noktayı yerleştireceğim. Tamam, planımız işliyor. Bizim Celestial ayıları yerleştirdim. Hayvanların hepsine hedefe saldırı alacağım, pasif falan falan varsa. Sen ciddi misin? Küçük böcek bana mı saldırıyor abi? Çocuğum. Aa tamam, sinekmiş ya. Bu daha kötü. Tamam, bekle. Yüksel. Çocuklar ne durumdasınız? Bak, bu kadar aralıklarla koydum. Çok da bir aralık yok aslında. Ben yerden baktığım için bana bayağı aralıklı gelmişti ilk başta. Bekle. Bundan da ümitli değilim. Tek şey Argent ya. Vur kaç yaparak 20 saatte falan öldüreceğim ben o hayvanı. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Hedefe saldır. Yani bu ordu da iş yapmazsa hiçbir ordu iş yapmaz ki. Yani ejderha ordusu yapayım desem onların da canı belli. Onları da tek yiyecek. Çocuklar, hepiniz şey belli. Sende ne yer var? Potlarımız, şeylerimiz, bekle. At bunları. Bu kadar yeterli olur mu? Hiçbir fikrim yok. Olmadı, eve gidip üretip gelirim. Gerçi boss savaşında ben nereye gidip üreteceğim onları? Peki. Şimdi planımız şu. Ejderha'yı ben buraya çekeceğim. Ejderha birisine odaklanacak. O birisine odaklandığı zaman da bunlar arkadan yardıracak. Tabii ejderha dönecek ya abi. Çok hızlı olacak. Bizimkiler tutturamaz onu. Vallahi tek çare Argent. 10 saatte öldüreceğim dediğim gibi. Başka yapacak bir şey yok. Senin stamina nasıl bu kadar hızlı gidiyor? Bana bunu açıklasana. Yok artık arkadaş ya. Ne olur ne olmaz Primal Pot da koydum hayvanın içerisine. Belki olur da tek yemeği sağ kurtuluruz falan. Şimdi bir stamina molası. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Bugün tüm günümü bu videoya verdim. Vallahi gitti gün. İnanılmaz korkuyorum. Abi sen stamina nasıl azalabiliyorsun ya? Aa tamam, çok pardon. Ya sağ tarafta şey görünmüyordu. O yüzden. CTRL-C. Sen kapalı mısın, açık mısın ya? Tamam da bu zaten kapalıymış. Bu çok tuhaf. Neyse tamam. Doldursun staminasını. Hayvandan kaçarken F'ye basacağız. Açacağız içini. Bir dakika ya, şunu bir tık daha yakına koyalım. Şimdi ben heyecanlı birisi olduğum için. Ejderha. Çocuk gel. Çok hızlı ki. Ben kaçabilir miyim bundan? Oha abicim, çok hızlısın be. Bak atacak. Skillini kullanacak. Kullanacak skilli. Kullan skilli. Kullan. At. Skilli at. Çocuklar saldırın. Çocuklar. Neden kimse saldırmıyor?
Aha tamam, savaş başladı. Hayırlı olsun. CTRL-C açıldı. Tamam. Çocuklar bir el atın arkadaşınıza. Şuna falan saldırın. Attım ama. Abi kimse mi saldırmaz? Nasıl kimse saldırmıyor? Ben bir sol tık vurayım ayonu. Vurdum. Ne? Ne? Ne diyorsunuz ya? Abicim herife saldır. Çocuklar herife saldır. Alo. Şaka gibi ya. Vallahi gibi. Şaka gibi yani şey. Bir de video dışı iki kez kontrol ettim. İki kez kontrol ettim. Mükemmel bir olay ya. Ne durumda bizimki? Abi adamlar saldırmıyor. Herife saldırdı ya. Hayvanlarımızın her biri hedefe saldırdı. Net bir şekilde eminim. Video içinde de yaptık bir de bunu. Allah. Bittik. Ben nasıl yere indim? Dur dur, bana vurmasın. Kaç. Tamam, iyiyiz. İyiyiz. Bak hayvanlarım saldırmıyor. Yani ya. Abi ya. Yok. Ya ben de adam akıllı tutturamadığım için yapacağız bir şekilde. Ya sadece ben tutturuyorum zaten. Diğerleri dokunmuyor bile. Baksana abi. Neden saldırmıyoruz? Allah'ım yarabbim. Hepsi herife saldırdı. Hepsi. Bekle, bas şu tuşa. Nokta tuşu muydu saldırma tuşu benim? Bekle. Abicim gözünü seveyim. Şu hayvana ya. Şu hayvana. Lütfen. Şu hayvana. Abi hayvanlar bir arada olunca manyıyor. Yani Reaper'lar için geçerli bu. Saldırıyorum. Aa, ben kendi hayvanımı düşürüyormuşum. Yeni fark ettim. Tamam, selektif. Oo, bekle. Gömdürt. Gömdürt. Tamam, ben kuşla halledeceğim. Halledeceğim. Ama bizimkiler saldırmıyor. Stamina'yı bir tık doldurmuşuz. Çok heyecanlıyım şu an. Kaç canın var? Abi adamın canı inmez. Geçmiş olsun. Bak herife saldırdılar. Ama sadece bir tanesi saldırıyor. Yani bunun sebebi hayvanların odaklanamaması. Yani tek şey bu. Bak hepsi herife saldırdı. Bilerek saldırmıyor adamlar. Yani serinin ilk başlarında zaten birisi yazmıştı. Çok fazla hayvan olduğunda şey olmuyordu. Bizim Celestial'lar ölsün de. Abi sen nasıl ona vuramadın o sıra? Hakikaten hayret. Tamam dur bakalım, izleyelim biraz. Ne olacak? Hepsi hedefe saldırdı ya. Aa çok iyi hasar yiyor. Abi bir tane Reaper'la işi çözebilirmişiz biz ya. Ben de bir el atayım hayvana da, yazık. Attım. Salladım vallahi bir şeyler. Tutarsa artık. Ben bir tık öldürmeye yaklaştık. Diğerleri de yardım etse öldüreceğiz de. İşte öldürmüyorlar. Yardım etmiyorlar. Sadece bir tane saldırıyor. Diğerleri duruyor. Aha kullandı skillini. Maşallah. Bekle. O skill geçsin, X'e saldıracağım. Bizim Celestial ayıların hepsi öldü galiba. Yani bir sorunumuz yok. Full art full saldırabilirim. Tamam tamam. X. Attım X'i. Attım bir yerlere. Tamam tuttu. Çoğunluğu tuttu. Bugün öldüreceğim seni ya. Bugün öldüreceğim. Ya Spirit Guardian böylesi, diğerlerini düşünemiyorum, diğer bossları. Sağlammış. Zormuş baya. Tamam. Birini saldırsa. Heh bak, görüyor musun? Bir tanesi ölüyor, sonra diğeri saldırıyor. O da ölünce diğeri saldırıyor. Yani adamlar teker teker saldırıyor. Böyle bir durum var. Bekle, içinde şey yanıyor. Bir skillini kullansın, saldıracağım. Şu an en önemli kişi benim. Ben ölmezsem
Sorun yok. Onu tek başıma alırım şu an Argent'ta. Sadece skillini bana tutuyor. İzlemesi zevkli de kaybedersem diye çok korkuyorum şu an ya. Hadi. Birazcık daha hasar vurun şuna. Sonra bende. Tamam, çok iyi hasar. Mükemmel hasar. Reaper'lar bile dayanmıyor. En azından Reaper'lar tek yemedi ya. Aha, öldürdük. Çocuklar. İçime mi geldi benim? Evcilleştirilebilir versiyon nerede? Lütfen üstümde olsun. Ne diyorsun? Hayır. Nasıl olacak bu? Tamam, hayvanın ölüsü bu orada. Evcilleştirilebilir versiyonu nerede? Yok mu? Yok deme. Bak, bizim Reaper'lar buraya falan gelmişler. Yani bir Spirit fırlatmış. Haritada başka Spirit bir şey var mı diye hemen bakalım. Çünkü öldürünce direktten geliyor diye biliyorum ben. Spirit, Spirit Dragon. Hayır, bunlar değil. Hayır. Tamam, yeni spam olmadı. İleride bir tane Spirit Dragon buldum. Yani Finder modunda Spirit Dragon olarak iki tane gösteriyor. En yüksek seviyelisi bu. Ama nerede bilmiyorum. Yani şeyi bilmiyorum. Boss kestikten sonra direkt ben spam oluyor mu olmuyor mu falan. Ben oluyor diye biliyordum. Ama olmadı hayvan. Neyse, sorun değil. Önemli olan Spirit Orb'un açılmış olması bizim için. Ki onu sol tarafta görmedim heyecandan. Eve gidip şimdi bakarız. Oh be, Nihayet hayvanı kestik sonunda ya. Yok böyle bir şey. Bak, Reaper'ların hem zırhı var doğal olarak, hem de şeyi var. Yani Reaper boss'unu kestikten sonra sana eğer veriyor, ne bileyim, 200'lük 900'lük falan şansına bağlı. Yani hayvanın çift bir şekilde armor'u var. O yönden de aslında birazcık yırttık. Reaper'lar Jackman tek yemedi. Yani 2-3 falan yedi sanırım. Kaç tane tutturduğunu bilmiyorum. Video kaydından bakacağım sonradan. Ya yok artık, hayvana bak. Evdekileri pasif aldım ya. Fırsattan yararlanıyor. Kardeşim bir salın. Ah, benim kafa allak bullak, çok yoruldum. Bayağı yoruldum. Şimdi bakalım, Spirit Orb açıldı mı acaba? Lütfen açılmış olsun artık. Spirit. Ne? Peki Spirit. Spirit tamam, açılmış. Çok korktum ben göremeyince. Çok korktum. Spirit Orb'umuz burada. Ben Origin Blood, Primal Blood. Bunlar sorun değil. Celestial yumurtası da, Demonic Kibble, Elemental Kibble. Abi hiç sorun değil. Bir dakika bakalım, malzeme var mı şu anlık? Celestial Kibble tamam. Bekle. Celestial. Bundan bir tane yap, sonra Demonic'ten yapacağız. Oh be. Vallahi kestiğime o kadar çok seviniyorum ki şu an. Anlatamam. Bundan da. Bir de Elemental. Şu Elemental Kibble çoğu şeydi istiyor. Elemental. Gel. Tamamdır. Spirit Orb. Buradasın. Bas bundan. Şimdi gidip bir tane hayvana evcilleştirmem lazım benim kafada atmak için. Çünkü eğlenme ihtiyacım var şu anlık. Ya boss'la savaşırken açıkçası hiç eğlenmedim. Çünkü hani yenilirsem daha kaç sefer daha uğraşacağım, kaç saat daha uğraşacağım, daha kaç saat kaybedeceğim falan diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Umarım diğer boss'lar da bu şekilde düşünmem. Ya boss'lar ejderha olmasın yeter. Ejderhalar çok zor oluyor. Tamam, şimdi benim bu kuşta Spirit Dragon'a evcilleştirmeye gideceğiz. Şimdi savaşa baktığımızda Griffinlerin aksine Reaper'lar teker teker saldırıyor. Sanırım böyle programlanmışlar. Ya hiçbirisi saldırmasa tamamlayacağım, oyun bozuk. Ama saldırıyorlar. Yani bir tane saldırıyorlar. Biri saldırıyor, o ölünce öteki saldırıyor, o da ölünce öteki saldırıyor falan. Ama hepsi bir anda saldırmıyor. Bunu öğrenmiş olduk. Reaper'lar bayağı avantajlı boss kesme konusunda kesinlikle. Ya hasarından ziyade çok az hasar alıyorlar. Merhaba. Ha tamam, papağanmış o. Yani Griffinler tamamen şeydi. Ya eğlence denemeseydi diyebiliriz aslında. Ben ölürken zevk aldım. Ama bir daha denemeyeceğim yani, çünkü hepsine seviye vermek falan ayrı bir dert. Bir kez eğlendik yeter. Bir daha denersem eğlenmem, işkence gibi gelir. Sonraki boss savaşlarının hepsinde Reaper'ı kullanmayı planlıyorum. Çünkü Reaper gerçekten de OP bir canlı zaten. Yani tek sorun da teker teker saldırmaları. O da sorun değil. Çünkü artık Celestial Argent'ı da kullanacağım boss savaşlarında. Çünkü inanılmaz OP. Bir yandan Reaper vuracak, bir yandan ben vuracağım falan. Fark ettiyseniz Spirit Ejderha bana neredeyse hiç odaklanmadı bile. Sadece en başta odaklandı. Yere falan düştüm vesaire. Adam hiç bana şey yapmadı ya. Yani hiç takmadı.
Spirit Boss Cable'ını sen izlediğin misin? Ben de Orb yaptım. Özellikle. Tamam, Spirit canlıları deneyeceğiz. Şimdi Griffin alabiliriz. Griffin'in yanı sıra Tayla var. Tayla güzel olurdu. Dragonlar boss'muş. Boss Cable lazım. Onlara bakmayacağım. Spirit Dodo. Korkulacağım. Bölümün en başlarında falan öldürmüştü beni. O zaman bir Griffin'e bakalım. En yüksek seviyeli ve en çok işe yarar canlı bu var. Merhaba. Tabi aradığımız zaman olmazlar. Aramadığımız zaman spam olurlar. Aa, tamam, adamlar benim aşağımdaymış. Bak, görüyor musun? Hepsi burada. Ben de uzaklara bakıyorum. Nerede bu Griffin falan diye. Adam burada. Şimdi bunu oradan nasıl çıkaracağız? Onu düşünüyorum. Çocuklar. Ya aralarından almak çok zor. Dur bakayım. Ben şuraya sağ tıklama bir girersem. Bence çoğundan kurtulabiliriz. Ne diyorsun? Hiçbirini öldüremedim mi? Sağ tık. Sağ tık. Hayır. Sakın. İyisin. Sorun yok. Benim potlar vardı değil mi? Tamam. Benim adamın içerisine attım. Pot şu anda devrede. Bas peşe. Çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden bekle. Açıyı tutturalım. Ondan sonra ok atalım. Attım. Tuttu. Güzel. Beni takip ederse bu iş tamam. Geliyor musun? Geliyorsun. Çok iyisin be. Gel böyle. Abi kaç kişi geliyor? Bekle. Kaç. Bunu ayırmamız lazım diğerlerinden. Yoksa işimiz var. Şu potlar çok iyi ya. Aha, skillini kullanacak. Bak, görüyor musun? Yuvarlak. Yaklaştığım anda beni mahvedecek. Hadi. Torpor'un 5.2 milyon mu? Ciddi misin? Şu ana kadar ki gördüğüm en yüksek torpor sanırım bu. Allah! Abi yanımda spam oldum. Maşallah. Allah'ım. Bir salın çocuklar. Tamam, bekle. Bir de şunu öldürürsem hiçbir sorunumuz kalmıyor. Güzel. Ölmedin değil mi? Yok. Abi Celestial şey var ya. Hayvan popülasyonunun 4x'te olması bir tık kötü. Bak, benim adama saldırıyorlar. Dur. Sakın eşyamı öldürme. Güzel, gel böyle. Hiç sorun değil. Benim karakterimi nasıl vurdun? Helal olsun. Bekle. Bas sağ tıklı ejderha ölmeden. Pardon Griffin. Aa, beyin kalmadı ki ya. Öldün mü sen? Galiba. Abi siz 10 kişi nasıl saldırıyorsunuz? Vay arkadaş, ne meraklı bunlar. Orp, al bunu. Alacakları seviyeye gitti hayvanın. Ama hiç sorun değil. Ben potla halledeceğim. Gel. Hadi artık eve gidelim. Evet, evdeyiz. Hadi bakalım, bas bunu. Neredesin Eşire? Buradasın. Gel. İlk defa bir Spirit hayvanımız oldu. Spirit Griffin senin şeyin olabilir. Bak, Spirit Griffin Armor diyor. Tamam, bundan bir tane basalım. Çok fazla sarılmak istemem. Al bundan. Bakalım ne derece güçlüsün ya. Umarım çok güçlü canlılardır. Çünkü şu ana kadarki savaştığımız en zor boss Spirit boss'uydu. Spirit Guardian. Yani diğerleri Padres gibi bir şeydi. Yani çok da kolay değillerdi tabi ama hiçbiri Spirit Guardian'da yaşadığım hissiyatı bana yansıtmadı. Bu yüzden aslında mutluyum. Bekle. Al bir tane bundan. 77. Al bir tane daha. 88. Tamam. Maksimum 88. Şimdi can nasıl geliyor ona bakacağız. Can gayet sağlam gidiyor. Çok iyiymiş. Tamam. 10 yapalım bunu. Ver hasarı. Bir tık hız da iyi olabilir aslında. Ne diyorsun? Tamam, bu da süzülüyor. O zaman hıza ihtiyaç yok. Sağ tık deneyeceğim. Sağ tık. Şimdi bunlar yumurtluyor mu? Onu da merak ediyorum. Bir hemen test edelim. Ben tüm potlarımı hayvanlarımın içine bıraktığım için orada kaldılar şu an. Tamam, bak, bu adam tüm boss savaşlarında bize eşlik edecek. Bilginiz olsun. Al bunların hepsini. Standard olması lazım. Onları da alayım ben. Ver bunları. Güzel. Evet, deniyoruz. Bakalım yumurtluyor musun? Bastım. Ne diyorsun? Dışkıya bak. Çok küçük. Boyutlarına göre bayağı küçük dışkılıyorlar. Bekle. Tamam, 10 milyon can yaptım. Bence hepsini hasar vermeliyiz. Ya bakarsın, boss savaşında belki de bununla kullanırız. Bir sonraki bölümlerde spirit canlıların hepsini evcilleştireceğim. Hepsini çok merak ediyorum. Sanırım Griffin aralarında en güçsüz olanlarından olabilir. Hayvan şeffaf ve çok tuhaf geliyor. Bekle. Önce sol tık'ı deneyeceğim. Aa, süzülerek sol tık yapalım. Önce normal yapalım. Gel böyle, sol tık dedim. 262 bin. Tamam. Süzülerek bunun iki katını falan vuruyorsak var ya, muazzam. Tamam, full vurkaç yapalım.
Oyun çok dönüyor. Olmadı. Tamam, deneme 2. Üzül. Yani çok da bir fark yok. Peki, zaten hayvanların genellikle sol tık kullanılmıyor. Sağ tık, sol tık falan. Bunlar çok iş yapmaz. Asıl iş yapanlar C skill'leri, X skill'leri. Aa bak, bu çok iyi. Aynen öyle, en çok vuran bu. Spirit canlılara da çok fazla can gelmiyormuş, onu fark ettim. Yani diğer canlılarla aynı, ne bileyim, kaosla veya demonikle canlar hep eşit. Ama skill'ler sadece farklı. Skill'ler bayağı fark ettiriyor, baksana şuraya. Oha! Alanı çok geniş. Şimdi bakıyoruz Z, CTRL, CTRL-C. Hayır. CTRL ayağına bir şey alıyor. Hayvanın göğsünde bildiğin güç kaynağı gibi bir şey var. Sanırım yaşam enerjisi diyebiliriz. Şimdi bir orişin canlı olalım. Tamam, bir tane ayı ürettim. Aralarında en fazla canı olan ayı diyebiliyorum. O yüzden bunu bir kesmeye çalışalım. Merhaba. Aa tamam, o canlıdan değilmiş. Bu hava olayı. Hani bir tane canlı var ya etrafı karartan, ondan sandım bir anda ama o değilmiş. Bekle şimdi. Nerede spamlayabilirim? Şurada spamlayalım. FPS galiba. Tamamdır, burada spamlıyorum. Bas bundan. Şimdi canı... O nasıl spam olma şekli, yukarıya doğru. Bastım X'e. Oha. Tamam, kesinlikle muazzam. Ben tam tutturamadım bu arada. Sadece bir tanesi falan tuttu sanırım. Sen öldün mü ya? Hayır. Bekle. Hepsi o tarafa gitti çünkü. Ne yöne doğru atacağımızı nasıl bileceğim? X'e bastık öyle. Attım. Ha tamam. Gittiğin yöne doğru. Gibi. Daha tam çözemedim. Çözeceğiz. Ama hasar gerçekten ne güzel. Ve adamı çok geniş olarak görünüyorum da. Öldürüyorum. Hayvanın yerdeyken skill'lerine de bakacağım. C. Yok. Yani sağ tık ve X skill'i var. Sağ tıkla çok bir iş yapmıyor gibi. Ya mutlaka iş yapıyordur ama en çok kullanılması gereken skill X skill'i. Oha abi, orada ne dönüyor? At X'i. Maşallah. Olayı çok seviyorum. Bas bas bas. Sağ tık. Niye vuruyoruz öyle? Hayvanların spam oranı ciddi anlamda çok yüksek. Yani 4x'te bu yüzden FPS falan da kalmıyor. Merhaba. Sağ tık deneme vakti. Tamam, sağ tık inanılmaz iyi değil. Onu... Alın geniş ama. Sağ tık tekrarda. Sağ tık. Yerdeyken deniyor sol tıkımız. Sol tık. Hayvan şeffaf olduğu için tam görünmüyor. Sağ tıkı zaten az önce test ettik. Elektrik gibi bir şey atıyor. C skillimiz X. Yerdeyken X yapıyor. Bekle. Ah, benim acil bir kafa dinlemem lazım. Bugün çok yoruldum. Bas bunu. Z, CTRL, CTRL, C, Space. Tamam. Ya yerdeyken, havadayken olduğu gibi tüm skillerini kullanabiliyorsun. Yani süzülmek dışında. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Yani sizi öldüreceğim galiba ya. Bu kaoslardansa sizin canınız mı doluyor? Evet, canım doluyor, azalıyor sandım. Aa bir dakika, ben yanlarına gidince canları doluyor. Bak şimdi dur. En soldakine bak, görüyor musun? Nereden bakabilirim? Bekle, en şeydekine değil de. Ya hayvanların hepsinin milyon canı olduğu için tam gösteremiyorum. Ama bak, görüyor musun? Yemeği falan da dolduruyor bu sprit. Hem canı fulluyor. Bak sol tarafta zaten yazıyor 1, 2 falan diye sprit şeysi. Bu çok güzel bir şeymiş. Bildiğin dayıdon yerine geçiyor hayvan. Bundan bir yanımızda 10 tane olsa pota mota gerek kalmayacak o zaman. Altımdaki hayvan cidden bayağı OP'ymiş bu konuda. Sanırım tüm sprit canlıları bu etki veriyor. Emin değilim. Deneriz hepsini. Yani Reaper'lar bu kademede bile çok fazla iş yapıyorlar. Bu yüzden de Reaper'lar vazgeçilmezimiz olacak gibisinden bir şeyler. İleriki bosslarda bunu tecrübe edeceğiz. Neyse, burada bitelim. Konuşamamaya başladım zaten. Bugünkü tip kaliteli. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.